8. sınıf arkadaşlar, selamlar. İngilizce dersini nasıl halledebiliriz? Hala burada yanlışlarımız var. Bu ders benim için bir kabusa dönüşmeden bunu halletmeliyim diyen arkadaşlar, bu video tam da sizin için. Haydi başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle ifade etmek istediğim şey, ön yargılarımızı şöyle bir kenara bırakalım. Hiçbir ders yoktur ki bir öğrenci o derse çalıştığı sürece başarılı olamasın. Bu yüzden öncelikle bizim zihnimizde o derse verdiğimiz değer, o derse verdiğimiz olumlu veya olumsuz düşüncelerin tümü aslında o dersi zor veya kolay yapan şeyler. Bu yüzden eğer takıldığımız ders İngilizce ise şunu bir kere özellikle zihinde bitirirsek birçok şeyi halletmiş sayılacağız. İngilizce bizim için zor değil, benim ona yeterince şans vermem lazım. Eğer şimdi hepimiz aynı kafadaysak hemen maddelerimize geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk maddemizde sizler için hazırladığımız videolarımız var biliyorsunuz. Tonguç Akademi 8. sınıf kanalına girdiğimiz zaman İngilizce ile alakalı hocalarımız sizler için birbirinden güzel içerikleri zaten sizlerle buluşturuyorlar. Ve tabii ki sizlerin de burada yapması gereken öncelikle bu videoları tek tek izlemek. Videoları izlerken yapmanızı istediğim şey, videoda her ne duyuyorsanız bunu önce zihin süzgecinizden geçirip bunlarla alakalı not almanız. Tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi ikinci maddemizle ilgili kelime kartları oluşturun. Evet arkadaşlar, güzelce bir kağıda alıp onları parçalara bölüp bir kelime kartı oluşturacağınız boyutta sayfayı ufak parçalara bölebilirsiniz. Sonrasında yapacağınız şey, her ünitede öğrendiğiniz kelimelerin İngilizcesini ön tarafa yazıyorsunuz. Arka tarafına ise bu kelimeleri hatırlayacağınız şekilde Türkçesini yazabilirsiniz. Veya bunun yanında o duyduğunuz cümlenin orijinalini de Türkçesinin üstüne yazabilirsiniz. Böylece kelimeleri hem cümle içerisinde görerek anlamını zihninizde pekiştirmiş olursunuz, hem de altında kelimenin direkt Türkçe karşılığını görerek kelimeyi öğrenip öğrenmediğinizi böylece kısa sürede halledebilirsiniz. Bir sürü kelime kartınız olacak, birikecek bunlar. Bunları bir kutu veya poşete koyduğunuz zaman istediğiniz zaman arkadaşlarınızla bunu eğlenceli bir aktiviteye bile dönüştürebilirsiniz. Birbirinize sorular sorarak hangi kelimelere ne kadar hakimsiniz bunu da birlikte görür. Hatta bunları da puanlayarak aranızda birincileri bile seçebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki maddemiz, evet biz bu etkinlikleri yaptık ama her şey olmuş mu olmamış mı veya olmuşsa ne kadar olmuş bunu kontrol etmeye geldi sıra. Tabii ki bunu da yapmak için yapmanız gereken şey haftalık tekrar önemli. En azından İngilizce'deki bu problemi hallettim diyene kadar haftanın bir gününü belirleyerek, örneğin bunu cumartesi veya pazar yapabilirsiniz. Gayet müsait ve uygun zaman dilimleri oluyor bu hafta sonu dilimleri. Burada yapmanız gereken şey öğrendiğiniz her ne varsa akılda kalmış mı kalmamış mı, ne kadarını unutmuşuz bunları görebilmek için düzenli tekrar önemli. Tabii ki bunu diğer derslerinizde de yapmayı ihmal etmeyin. Ve sevgili arkadaşlar, gelelim bu işin finaline. Finalinde tabii ki soru çözmek var. Hocam soruları çözüyorum ama bazı soru bankaları çok kolay, bazıları ise gereksiz zorlayıcı. Hangisinden başlamam gerektiğini bilmiyorum diyen arkadaşlara da tabii ki bu video aracılığıyla bir tavsiyemiz olacak. Bu konuyla ilgili olarak tüm ihtiyacınızı karşılayabileceğini düşündüğüm bir soru bankamız var. Dynamo serimiz ve İngilizce hazırlığınızda tüm eksiklerinizi kapatması adına önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sizler İngilizce'de nasıl problemler yaşadınız ve bunları nasıl çözdünüz? Bunları da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.